Merhaba arkadaşlar, Pixark'a devam ediyoruz. Biraz hızlı level atladım. 40 oldum. Bu arada bazı şeyleri atladık, onları da yapacağız. Ama 40 level'dan önce yapmadığım bazı şeyleri yapalım. Şu Dodo kuşları için yapacağımız bir yuva var. Onu yapmamız lazım. Foundation istiyor 4 tane. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4. Ahşap çit istiyor. Bundan da 4 tane. Onu 8 taneymiş. Aslında bundan bir tane daha yapmak istiyorum da şimdilik bir tane yapayım. Ben diğerini de sonradan eklerim. Şimdi bu dodo yuvamız bizim ne işimize yarayacak? Şöyle önce 4 tane ya da yuvayı yaptıktan sonra da yapabilirsiniz. 4 tane dişi dodoyu evcilleştiriyorsunuz ve dodo yuvasını yapacağınız yerin yakınına getiriyorsunuz. Böyle olduğu gibi. Akses diyorsunuz. Bakın. Dişi doduyu al diye seçenek var. 2 3 4. Zaten maksimum 4 tane alabiliyor içine. E'ye basıyorsunuz. Dodolarınıza yemişlerinizden fazla olanlarından o anda ihtiyacınız olmadı ne kadarsa bunları koyuyorsunuz. Produce ekliyorsunuz. Yani yumurta yapımına başla. Diyor ki 1,5 saat sonra tamamdır. Verdiğiniz besinleri tüketip size yumurta veriyorlar. Yumurtanın ne faydası var? Yumurta yediğiniz zaman bu bütün dinozorlar için geçerli. Canınız daha hızlı artıyor. Staminanız yükseliyor. Ve bozulmuyor. Yani normal bir et mesela şu anda benim yanımdaki pişmiş etlerin belli bir süresi var. Bakın. 17 dakika diyor. 17 dakika sonra bunlar çürüyecek. Hatta bir tane arada çürümüş. Bir 57 tane da 200 tane burada benim çürümüş etim var. Bu yemişler de yine aynı şekilde. Belli bir süre sonra çürüyorlar. Ama yorgun tavalar çürümediği için ister sandıkta saklayın, ister uzun yola giderken kullanabilirsiniz. Bu piyomyaları ne yapacağız? Gübre üretiminde kullanacağız. Onlar için de bir yerimiz vardı. Workbench de mi? Burada mı yapılıyor? Workbench diyor. Hemen onu da yapalım. Şunu seni bir keseyim. Şöyle. Ne lazımmış? Taş duvar ve kil taban istiyor. Hemen alalım, onlar zaten burada olması lazım. Kil burada. Taş da burada bir yerde olacak. Tamam. 9 duvar. Duvarımızı yapalım. Kil duvarı açmamıştım galiba. Onu hemen açayım. Açmışken şunların hepsini açalım. Yeterli puanım var zaten. Belki lazım olurlar.
yaptık. Tamamdır. Bunu da hemen dolapların yanına yerleştiriyorum. Biraz beni bir takip etsin. Tamam, bu kadar yeter. Tarafa doğru gelsinler. Yakala diyoruz. O biraz sinirli sanki. Tamamdır. İkisini de içeri aldık. Artık gübre üretimi yapabiliriz. Gübre üretimini oyunun şu anda beta aşamasında normal bitkilerimiz için kullanamıyoruz. Bu bataklıkta göstereceğim size tekrardan. Bayağı büyük bir bitkiler var. Yani bitkilerin dinozorlaşmış hali gibi. Onları evcilleştirirken, yetiştirirken kullanıyoruz. Bunlara inventory'yi açıp şu teçleri verdiğiniz zaman biraz veri veremiyormuşum. Produce egg yazıyor. Yumurta üret diyor ama yumurta yapmıyorlar tabii ki. Gübre üretiyorlar. Öyle yazdığına bakmayın. Bazı şeylerde yanlışlık var. Her zamanla yapacaklar. Şimdi 40 level olduğum için yapacağımız şeyler var demiştim ama biz endüstri Age'ini atlamışız. Ben çok hızlı level atladığım için. 30 level'da bizim tüfeğimiz açıldı aslında. Şöyle pistol, dürbün, susturucu, firearm table, fire bullet, ice bullet, bomba, şu iron spring bots bizim daha yükseğe zıplamamızı sağlıyor. Bu gaz bombası. İhtiyaç halinde kullanabiliyorsunuz ama ben çok kullanmıyorum. Şu anda açmaya gerek yok. Puanım oraya gitsin istemiyorum. Meteorolojiye gelelim. Şu drill'i açmıştık ama daha yapmamıştım. Onu da yapacağım. Tren rayları açıldı. Bunlar madene giderken kullanabileceğimiz şeyler. Hızlı hızlı inip çıkmamıza ve yanımızdaki fazla madenleri yukarı göndermemizi sağlıyor. Ona da geleceğim. En önemlilerinden biri demir şeyine geçtik artık. Kazmamız var. Baltamız var. Orağımız var. Orakla bitkilerden daha fazla verim alabiliyoruz. Bazı saddle'larımız açıldı. Eyerlerimiz açıldı. Yine demir armorlarımız açıldı. Iron sword açıldı. Buna daha yüksek damage vurabileceğiz. Bakalım madenlerin bu üst başı yapmaya yetecek mi? Şu madenleri dışarı almıştım galiba. Yok, şurada. Bütün madeni üzerime aldım şu anda. Silaha gelelim. Sword'a gelelim. Evet, Iron Sword'u yapıyorum. Bunu alalım.
tabancamızı yapalım. Tabancamızı da aldık. Mermi yapmak için neyim eksik? Gunpowder, onu yapacağım. Susturucu, dürbün. Bunlar şu anda normal tabancaya oturtamıyoruz. Uzun namluluğa oturtabiliyoruz. O yüzden yapmayacağım. Demir olarak üst başımızın hepsini yapabildik. Bunların hepsini alıyorum. Evet, bizim bir de demir kazma ile baltamız, daha hızlı maden yapabileceğiz artık. Orağımızı da yapalım. Orak demir olmasına rağmen bakırın içinde. Bu da bir hata sanırım. Ya yeri değişecek ya da bakırdan yapabileceğiz, ona emin değilim. Yine drillimizi yapalım. Bunlar da çok etkili. Şimdi şöyle bir örnek göstereceğim size. Şu madenleri üzerinden bir bırakayım. Şöyle. Zaten çok ağırlar. Bir farklarına bakalım. Önce kıyafetlere bakacağım. Şu an mesela kafalığımın armoru 3'müş. Şey pardon, armor 2. Hipotermik koruma 3 diyor. Burada bakalım. Armor 4. Hipotermik koruma eksi 6 ve 6. Ya muhtemelen bu şey demek istiyor. Eksi 6 dediği soğukluk, yani soğuktan da koruyor. Sıcaktan da koruyor. Ben onu anlıyorum. Armoru 2'den 4'e çıkıyor. Yani 2 katı fazla koruması var. Ben şunları bir atalım. Şu bakırları yere atıyorum. O botu, bot yerine yanlışlıkla iki tane pantolon yapmışım. Pantolonun birini atalım. Hemen bot yapalım. Tamam, bunu giydim. Mermi için gunpowder yapacaktık. 66 tane yapabiliyormuşum. Ben bu arada madenden biraz sülfür de topladım. Gunpowder'ı üzerime alayım. Evet, 132 tane mermi yapabiliyorum. Bu mermiler çok işimize yarayacağı için hepsini yaptım. Artık okumuzu sadece bayıltma için kullanacağız. Zarar vermek istediğimizde, hasar yapmak istediğimizde tabancamızı kullanacağız. Tamam, bunları topladık. Şimdi şu eski kılıcı da şuraya bırakayım. Çünkü artık demir kılıcımız var. Şurada, bu başta kalsın. Yine farkı gösterecektim size. Şimdi mesela baltayla 1, 2, bakın 2 kere de kırdım, 16 verdi. Demir baltayı alıyorum. Demir baltayla bir kere vurdum. Şu an 12 verdi ama o ağacın büyüklüğü ile alakalı sanırım, şu anda 17 verdi. Ama bir seferde kırıyor. Yine kazmamız. İki seferde
İki seferde kırıyor burayı. Bakın tek seferde kırıyor. Ama şöyle bir şey, balta gibi kazma kırdıklarınızdan daha yani madenlerin daha fazla gelmesini sağlamıyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Sadece sizi yavaşlatıyor. Şu çürük etleri atıyorum. Çiğ eti inventory alalım. Bu eskileri de attım. Orada bir kullanalım. Şimdi normalde bunlardan 10 falan geliyor. Ha, bunları etkilemiyor. Şu orta boy bitkilerden normalde 8-10 fiber topluyoruz. Bununla vurduğumuz zaman hem daha yüksek fiber topluyor hem de herhangi bir dinozorumuz olmadan tohum almamızı sağlıyor. Seni ben bir keseyim. Kestim. Kırk bir olduk bile. Neyse. Şu eski teknoloji şeyleri bir atalım. Bunlar gitti. Şu tohumları da şu anda istemiyorum. Bunları da atalım. Şöyle bir şekilde atıyorum. Silahımızı alalım 2'ye. Şunu 3'e. Bu zaten çok nadir lazım olacak. Lazım değil. Tamam, şu an iyi. Evet. Şu an tabancamı doldurdum. Çok daha hızlı doldurma sıkıntısı olmuyor. Bu arada raptorları ben üçledim. Artık 3 tane raptorumuz var. Bir şeye saldırdık mı hep beraber gideceğiz. Sanırım mesafeden vurmuyor. Öyle çat diye indirdik. Gene illa şunlar benim bir binamın üzerine çıkıyorlar ya. Tek seferde çat çat vuruyoruz. Evet. Bir seferde indiriyor bunları. Yani tekrar doldurma hızımızı oldukça yükseltiyor. Bir de oka göre mesafesi daha yüksek. Her zaman yanımızda olması lazım. Şu madendeki büyülü taşlar vardı. Bu taşları bununla da alamıyoruz. Bunun için ayrı bir büyülü asa yapmamız lazım. Onun için de büyülü bölgeye gitmem lazım. Ona daha gidemedim. O yüzden yapamadım. Şu canımı biraz daha arttırayım. Madenleri kesinlikle merdiven koyun. Çünkü bakın merdivenlerden çok hızlı çıkıyor ve iniyor. Yani neredeyse şu düz mesafede bir gidiş hızıma bakın. Bu oyundaki bir bak bence. Şimdi şu hızıma bakın. Seni bir vurayım ya. Bedava exp. Ya bu silahla da her şeyde çok kolay hedef oluyor ya. Her şeyi katlediyorsunuz yani. Çat çat ölüyorlar. Bir de şimdi şuradaki inişime bakın. Yani sadece iniş değil, çıkış da aynı şekilde çok hızlı. Yani merdivenlerden aşırı hızlı çıkıyor. Biraz etlerden yiyeyim. Başka şu an yapmadığımız bir şey kalmış mı ona bakıyorum.
Engramlarda şu madeni nasıl kazdığını da göstereceğim. Tamam, şu an hemen yapmamız gereken bir şey yok gibi 41'de. Büyük sandıklar, bu lazım da. Magic Workbench'i açalım. Bunlar lazım olacak. Woodfant lazım. Alçemi lazım. Cam şişe. Şurası. Daha güçlü bir wand'ımız var burada. Bunu açalım. Cam potu bu direkt dolduruyor. Biz staminamızı daha da yüksek dolduruyor. Yani o yaptığımız cam potunun bu daha da güçlüsü. Bakıyorum. Şu anda tamam. Valla hiçbir şey kaçamıyor. Şimdi biraz kömür alayım. Size göstereyim. Şu kömürü alalım. Maden kazıcımız kömürle çalışıyor. O yüzden yanınızda hep biraz kömür bulundurmanız lazım. Eğer madeni bununla kazacaksanız. Şöyle örnek vereyim size. Ben şurayı genişletecektim. Buradan örnek vereyim. Buradan aşağıya dinozorlarım için bir yol yapmak istiyorum. Güvenli bir iniş yapmak istiyorum. O yüzden burayı ben biraz kazmaya başladım. Bakın. Şu an 8 tane kübü 2 saniye içinde kırdı. Hatta 2 saniye bile değil. Bakın. 8 kübü anında kırıyor. Yani şöyle ileriye doğru tıklarsanız kıra kıra öbür taraftan çıkarsınız. Toprağı anında indiriyor. Yani şöyle bakın. Beklemiyorsunuz bile. Çakılı da yine aynı şekilde. Yani çakıl ve toprağı anında indiriyor. Taşı onlara göre birazcık daha yavaş yapıyor. Ama yine de kazma ile yapabileceklerinizden çok daha iyi. Yani bu kadar geniş bir araziyi bu olmadan bu kadar hızlı indiremezsiniz. Bunu ne için kullanabilirsiniz? Maden toplarken hiç rahat değil. Yani şöyle, bununla bakır veya demir, gümüş gibi sert metalleri gene yavaş kırıyorsunuz. Onları gene böyle tek tek kırmak gerekiyor. Ama diyelim ki burası madeni genişleteceksiniz. Ya da burası gibi geniş bir alanı taştan arındıracaksınız. O zaman bu gerekli. Özellikle derinlere inerken ya da madenin içini genişletirken gerekli. Ama tek tek maden topladığımız zaman biraz zorluyor bize. Bu arada tabancayla da hiç acımadan indiriyorum yani. Şöyle ben madeni biraz derinlere indirdim. Şöyle. Biraz da drillimizle genişletelim. Bakın burada bir de mermer buldum. Bunda normalde 4 seferde falan kırıyorduk. Artık 2 seferde kırıyoruz. Zaten bu şu an demir kazma, oyunun en son kazması çelik kazma. Çelik kazmadan sonrası yok. Yani en sondan bir önceki kazmamız. Yani çelik kazmaya ulaşmak da biraz zor oluyor. Yani oyunda en uzun süre kullanacağınız kazma
Bu şu an elimdeki demir lazım olacak. Şu mermerleri toplayayım. Evimi, asıl evimi, yani şu an yaptığım biraz fakir evi oldu. Asıl evimi mermerden yapacağım. Mermer de gerçekten çok şık oluyor. Burada kuvars da varmış. Kuvarsı da gelişmiş el aletlerinde kullanıyorsunuz. Elektroniklerde, silahlarda. Bakalım. Mermeri açmış mıyım ben? Marble 48'de açılıyormuş. Ben yine de bunları biraz toplayayım. Şöyle dirilimizi bir bakın, madeni hızlı genişletebildiğimiz için madenler hemen ortaya çıkıyor. Etrafımızda bir şeyler varsa bunları alması bu makineyle biraz zor. Bayağı uğraşıyor. Onun yerine direkt normal kazmamızla takır takır. Daha hızlı kazabiliyoruz. Ama seviyemiz ilerledikçe daha fazla ham maddeye ihtiyacımız oluyor. Öyle bir sıkıntı da var. Yani silahımızın mermisi gibi örnek veriyorum. Sürekli daha fazla ham maddeye ihtiyacımız oluyor. Derine doğru inecektik. Burada da kömür var. Etrafımızda bir yerde derin bir maden var muhtemelen. Yani oyunun doğal madenlerinden sürekli çünkü sesi geliyor. Ama daha denk gelmedi. Hemen de denk gelmek istemiyorum. Şu madenleri rahat rahat çıkartalım çünkü oyunun doğal madene denk gelirse. Bu arada bu da sülfür. Yine silahlarımızda, mermilerimizde kullanıyoruz. Evet, şu anda artık diyor çok ağır oldum. Zıplayamazsın. Taşları bırakacağım zaten. Sülfür bayağı ağır. Mermer de yine aynı şekilde. Çok ağırlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi şunu bırakalım. Bir tohum bırakalım. Şu ağaçları bırakalım. Biraz rahatladı çantam. Düzenli bir maden yapıp madene tren yolu yaptığınız zaman bu ağırlık yükünden biraz kurtuluyorsunuz. Evet, benim bu madenleri artık eritmeye bırakmam lazım. Evet, şu anda da yürüyemiyorum. Şöyle yapayım. Ben şu tarafa doğru biraz yürüyeyim. Tam şuraya. Şu mermeri bırakayım. Hala zıplayamazsın diyor. Şu sülfürün yarısını bırakayım.
Tamam, şu an zıplayabiliyorum. Üstümdekileri ocağa bırakayım, geri geleyim. Bayağı bir ham madde çıkardık ya. Sülfürü yine bırakalım, kuarsı bırakalım, kömürün yarısını bırakıyorum, ihtiyacım yok zaten, kil de kalmış üstünde, kili de bırakayım, şunların bir kısmını bırakabilirim, derilerin hepsini bırakalım, çakıl taşını bırakalım. Şu merdiveni bırakayım. Tam diğerleri benimle kalabilir. Etler herhalde, benim üstümdeki etler bozuldu. Biraz. Bir 10 tane et pişireyim. Da içip yeri madene inelim. Vallahi çok eğlenceli, bunları tak tak kuruyorum. Yere attıklarım silinmiş, neyse. Çok önemli bir şey yoktu zaten. Önemli olsa atmazdık. Mermerleri aldım. Orada bir şey kaldı mı? Kalmadı. Merdiven geleceğini hesap ederek şu hizadan kazmaya devam. Evinize yakın iyi bir maden yapacaksanız eğer ki en az şöyle 3 merdivenlik kazmanız gerekiyor. Çünkü tren rayı yaptığınız zaman bir tanesini raylara ayıracağız. Yani iniş çıkış yapacağımız yer 2 kareye düşecek. Hızlı inip çıkmak için rahat rahat, ferah ferah. En az böyle kazarken 3-3 yaparsanız ileride daha rahat edersiniz. Yani genişletmek, uğraşmazsınız daha sonra. Biraz mermer çıktı.
Oyunun en güzel yanlarından biri şu kazmaların bozulmaması. Ya bu inşallah betadan sonra kalkmaz. Çünkü sürekli yani yapmanın ayarlama yok. Gerçek hayatta insanlar ben yani kazmalarını, baltalarını yıllarca kullanıyorlar. Yani sürekli kullanak bir şey olsaydı Minecraft'taki gibi. Yani hem gerçekçi değil hem de yani oyun oynuyorsunuz sürekli kazma yapmak için bir durmanız gerekiyor. Onun yerine oyunda daha eğlenceli öğeler eklemek daha mantıklı yani. Yani sürekli kazmam biteceğine işte mermi yapmak zorunda kalıyorum. Mermi yapmak için daha fazla madene inmek zorunda kalıyorum. O daha mantıklı, daha gerçekçi. Evet, madende 42 olduk. Bayağı da güzel demir çıktı. Bunları da ortaya çıkartmamız iyi. Çünkü bu Magic Stone'lar evet yorulmuş biraz. Gelsin. Şu dayanıklılığımızı biraz daha arttıralım. Magic Stone'lar lazım olacak oldukça. Yani bulmak için uğraşacağımızı şimdiden ortaya çıkartmış olacağız zaten. Bu arada 60'lı level'lara kadar bakır bizim için daha önemliyken o level'lardan sonra demir de gerçekten önemli bir ham madde oluyor. Yani şu anda hala çoğu işimiz bakırla. İşte özellikle mermi bakırdan yapıldığı için. Bu arada ocakta kömür de kullanabilirsiniz. Bir şeyleri eritmek için daha uzun ömürlü oluyor. Ya da odun çalışır, onları da kullanabilirsiniz. Hangisi fazlaysa onu yerleştirin geçin. Şu sürfülleri de alayım, ondan sonra çıkacağım. Zaten üstüm başım doldu herhalde. Şurayı biraz daha genişletip şuradan merdivenleri döşeye döşeye çıkalım. Hatta ben 200 tane yapayım. Bu arada işlenmiş malzemeler daha hafif oluyor. Yani taşı işleyip duvar yaptığınız zaman ya da böyle merdiven yaptığınız zaman bakın hafifliyorum şu anda sürekli. Yani diyelim ki maden indiniz, derindesiniz. Ağırsınız ama bırakmak da istemiyorsunuz bazı şeyleri. Mesela taş da lazımsa size
ne olarak kullanacaksanız, mesela duvar olarak kullanacaksanız o taşı, duvara işleyin, otomatikman hafifliyor zaten.